Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonun gerçekleştiği 11 Temmuz 2018 tarihinden bu yana camiamız aleyhindeki asılsız ve gerçek dışı yüzlerce iddiayı, olmadık iftiraları akıl almaz biçimde, nefes almadan kamuoyuna servis etmenizi endişeyle izliyoruz. Üstelik, sistematik bir biçimde yayınladığınız hayali kurgu, senaryo ve iftiraları içeren gerçek dışı haberlerinizi, yalnızca husumetli bir grubun beyanlarını kaynak alarak hazırlıyor. Tek bir iddianıza dahi somut maddi deliller sunamıyorsunuz. Bunun yanında, bizim masumiyetimizi, bizlere atılan suçlama ve iftiraların gerçek dışı olduğunu ispatlayan binlerce karşı delili adeta yok sayıyorsunuz. Dahası, böyle bir kaygınızın bile olmadığı açıkça görülüyor. Sayın Adnan Oktar ve TİBAV camiası ile ilgili yayınladığınız her gerçek dışı haberin yanlışlığını, asılsızlığını belge ve delilleriyle sunduğumuz halde aynı haberleri yaklaşık 14 aydır mükerrer bir şekilde yayınlamaktan vazgeçmemeniz akıllarda önemli soru işaretleri ve endişeler oluşturuyor. Camiamız aleyhinde bir senedir ısrarla yayınlamayı sürdürdüğünüz uydurma iddiaların gerçek dışı ve asılsız oldukları, bunların iddianamede bile yer almamasıyla bir kez daha ispatlandı. Asılsız ve mesnetsiz olduğunu defalarca ispatladığımız halde, akla hayale gelmedik iftiralarla, hakaretlerle, karalamalarla dolup taşan yüzlerce uydurma haberi, ardı arkası kesilmeyecek bir biçimde sayfalarınıza, yayınlarınıza taşıdınız. Ne var ki içindeki iddiaların tamamı somut delillerden yoksun, belgesiz, dayanaksız ve bütünüyle magazin içerikli olan iddianamede bile sizin Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelttiğiniz akıl almaz suçlamaların, hayali senaryoların, uydurma haberlerin hiçbirisi yer almadı. Bu bütünüyle uydurma, mesnetsiz ve hayal ürünü haberleri bir kez daha hatırlayacak olursak, binlerce şantaj kaseti var, dediniz, bir tane bile çıkmadı. Eğer iddia edildiği gibi, ortada şantaj kasetleri diye bir şey olsaydı, aynı anda 120 eve habersiz, eş zamanlı yapılan baskınlarda bunlar mutlaka ortaya çıkardı. Ayrıca 2 yıl teknik takibi alınan telefon konuşmalarında bu konuya ait mutlaka bir delil bulunması gerekirdi. Kaldı ki binlerce değil, bir tane bile sözde şantaj kaseti bulunmuş olsa bugüne kadar bunun haberini zaten binlerce kez yayınlardınız. 6 kamyon tarihi eser çıktı diye defalarca haber yaptınız. Oysa tek bir tarihi eserin dahi olmadığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında girilen evlerdeki normal ev eşyalarını, elektrikli abajurları, Kütahya seramik süs eşyalarını, reprodüksiyon tabloları aylarca kamuoyuna tarihi eserlermiş gibi sundunuz. Fakat, tamamının en fazla 4 ila 5 yıllık eşyalar olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen bilirkişi raporlarıyla ispatlandı. Bir doktor arkadaşımıza ait ek cihazı için yalan makinesi bulundu, şayasını çıkardınız. Bu iddianızın da gerçek dışı olduğunu, bunun da hemen ortaya çıkacağını kendiniz de çok iyi bildiğiniz halde sırf kamuoyunda aleyhimizde şaibe oluşturmak, kara propagandanızı sürdürmek adına bu saçma yalanı haber diye yayınladınız. Yalan olduğu ortaya çıkan hiçbir haberinizi tekzip etmediğiniz gibi kamuoyunu yanılttığınız için özür bile dilemediniz. Taciz, tecavüz var, dediniz. DNA testleri yapıldığını, her şeyin ortaya çıkacağını söylediniz de neden bu yalanları çürüten test sonuçlarını yayınlamadınız? İstismar, tecavüz ve taciz iddialarını tümüyle çürüten Sayın Adnan Oktar'a ve arkadaşlarına ait DNA raporları, kan örnekleri tertemiz çıkıp ortada hiçbir suç olmadığını somut olarak ispatlayınca, bu sonuçları hiçbir şekilde yayınlamadınız. Temiz çıkmamız, hiçbir suç çıkmaması sizi neden sevindirmedi? Yıldız yıldız TİBAV mensuplarına ait ruhsatlı silahlarla, suç işlendi, dediniz. Bu haberiniz de anında belgelerle çürütüldü. Yıldız yıldız, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan balistik incelemelerinde TİBAV
mensuplarına ait silahların tamamen legal ve ruhsatlı oldukları, hiçbir suça veya olaya karışmadıkları anlaşıldı. Güya, zorla alıkonulduğunu iddia ettiğiniz kadınlar nerede? 120 yere yapılan eş zamanlı baskınlarda ne bir suç unsuruna ne de bir zorla tutulma vakasına rastlanmadığı gibi şu an tutuklu bulunan 100 bayan arkadaşımız da herhangi bir zorla tutulma şikayetinde bulunmadı. A9 TV ve Global Yayıncılık gibi şirketler üzerinden güya, 100 milyonlarca dolarlık kara para aklandı, dediniz. Bu iddianız da TMSF Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'in Adnan Oktar ile alakalı çok bir şey yok aslında. Toplam 86 şirketin 10 milyon TL seviyesinde bir aktif büyüklüğü söz konusu, sözleriyle resmi ağızdan yalanlandı. A9 TV, Global Yayıncılık gibi şirketlerin ortalama bir bakkal dükkanından fazla cirosu ve sermayesi olmadığı ortaya çıktı. Günlerce sayfalarınıza, kanallarınıza defalarca taşıdığınız bu gülünç iddialara dair iddianamede bile herhangi bir suç isnadı yok. Şirketlerin güya kara para aklama faaliyeti olarak gösterilen işlemlerin ofis boyların bankalara yatırdıkları 500'er, 1000'er liralık elektrik, su, doğal gaz faturaları olduğu anlaşıldı. Bunların yanı sıra, bir yılı aşkın bir süredir yüzlerce kez yayınladığınız ve defalarca çürütülmüş asılsızlığı, uydurmalığı, saçmalıkları gözler önüne serilmiş gerçek dışı haberlerinizden diğer bazılarını da tekrar hatırlayacak olursak, evler yıkıldı, altları kazıldı, toprağa gömülü olduğunu iddia ettiğiniz hayali milyonlarca dolar hiçbir yerden çıkmadı. Sözde işkence ya da eziyet gördüğünü iddia ettiğiniz husumetli müştekilerin hiçbirinin geçerli rapor ya da belgesinin olmadığı, tüm iddiaların fantezi ve televole mantığındaki iftiralar ve delilsiz belgesiz yalan beyanlar üzerine kurulu olduğu anlaşıldı. Güya fişlendiğini iddia ettiğiniz şahıslara ait hayali fişleme arşivlerinin olmadığı Emniyet Müdürlüğünce yapılan tüm detaylı araştırmalar sonucunda ispatlandı. Arkadaşlarımızın 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra binlerce vatandaşımız gibi herhangi yeni bir darbe girişimi durumunda kendilerini savunmak amacıyla aldıkları ruhsatlı ifsiz av tüfeklerini, sniper tüfeği, diye manşetlere taşıdınız, bu iddianız da gerçek dışı çıktı. Sürekli gündem yaptığınız sözde askeri ve siyasi sırların sızdırıldığına dair casusluk iftiralarının tek bir kanıtı, belgesi veya fotoğrafı yok. Değil uyuşturucu, sigara, alkol, nargile dahi kullanmayan Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının kanlarında uyuşturucu bulundu. İftiranızın da gerçek dışı olduğu Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi raporuyla ispatlandı. Evlerin altında gizli geçitler, gizli hücreler var diye tamamıyla kurgu olan iddiaları haber yaptınız. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hiçbir evde böyle bir yapıya rastlamadı. Bu haberin de gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarıyla 7/24 kayda alınan bahçe merdivenlerinin görüntülerini siyah beyaza çevirip karartıp full ulaştırarak gizli geçit görüntüleri diye haber yaparak insanları yanılttınız. Evlerde, ofislerde, dinleme cihazları, böcekler, gizli kameralar var dediniz. Bu iddianızın da gerçek dışı olduğu iddianamenin açıklanmasıyla bir kez daha ortaya çıktı. Adeta halkın aklıyla alay edercesine, bahçe ve güvenlik kameralarına bile gizli kameralar dediniz. Sayın Adnan Oktar'ın canlı yayında gösterdiği 60 yıllık el yazması Tevrat için hiçbir aslı olmayan, tarihi eser Tevrat, safsatasını ortaya attınız. Bu uydurma iddianız da iddianamede yer almadı. Buraya kadar verdiğimiz örneklerden de açıkça anlaşılacağı üzere haklarında hiçbir yargı kararı bulunmayan, hayatlarında hiçbir suça karışmamış, sabıka kayıtları bile bulunmayan ve bir anayasal hak olarak masumiyet karinesine sahip suçsuz insanları daha mahkemeleri dahi görülmemişken gerçek dışı haberlerle suçlu ilan ediyorsunuz. Bu şekilde kanunsuz ve hukuksuz davranma yetkisini nereden alıyorsunuz? Ancak
bir yandan bize yargısız infaz yaparken, diğer yandan suçluluğu kesinleşmiş ve hüküm giymiş olan bazı şahısların da serbest bırakılmaları gerektiğini savunuyorsunuz. Yargılanmış, kararı kesinleşmiş ve hüküm giymiş suçluların cezaevinde olmalarından dolayı adaletin ve hukukun kalmadığını belirten haberler yayınlıyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki? Camiamız aleyhinde, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak, karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütmek amacıyla yayınladığınız gerçek dışı haberlerin hiçbirinin doğru olmadığını her yönden ispat ettiğimiz halde, bu nasıl bir yayıncılık ve habercilik anlayışıdır? Tarafsızlık, objektiflik, adalet, doğruluk, dürüstlük gibi temel habercilik ilkelerinin için ihlal ediyorsunuz. Neden kanıtsız, belgesiz, asılsız bilgilerle manşetler atıp uydurma haberler yapıyorsunuz? Tehdit mi ediliyorsunuz? Derin devlet baskısı altında mısınız? Polis teşkilatımız içinde yapılanan kripto bir yapımı var ve size bu haberleri yayınlamanız için baskı yapıyor. Sürekli gerçek dışı, ön yargılı, asılsız haberlerle adaletin ve hukukun da gücünü kırıyorsunuz. Mahkemeler üzerinde baskı oluşturuyorsunuz. Yaptığınız haberler delilsiz, mesnetsiz olduğu halde, çıkardığınız infiallerle, koparttığınız yaygaralarla adil ve bağımsız yargıyı etki altında bırakıyorsunuz. İnsanlar da bu durumdan dolayı güzel ülkemizde adaletin, hukukun kalmadığını düşünüyor. Basına ve yargıya duyulan güven giderek düşüyor. Anketlerden, yargıya olan güven %20'lere düştü. Adalete güven arzulanan seviyede değil, sonuçları çıkıyor. Ama, sizin habercilik anlayışınızın bunda hiçbir katkısı yokmuş gibi işinize gelmeyince adaletsizlikten, hukuksuzluktan, yargının düzgün işlemeyişinden yakınıyorsunuz. Eğer yargının düzelmesini istemekte samimiyseniz öncelikle habercilik anlayışınızı düzeltin. Sevgiyi, dostluğu, güzelliği, kardeşliği esas alın. Doğru habercilik ve yayıncılık tüm basına, medya kuruluşlarına hakim olursa göreceksiniz ki yargıda düzelecektir. Yaptığınız kara propaganda ve oluşturduğunuz infial sonucunda masum bir insan için hiçbir geçerli ve hukuki delil olmaksızın 870 yıl hapis cezası isteniyor. Sayın Adnan Oktar aleyhinde tek bir tane bile somut suç unsuru ve delili olmamasına, masumiyetinin ise yüzlerce delili olmasına ve bunları defalarca sunmamıza rağmen kendisi için 870 yıl hapis cezası isteniyor. Bu ise, 10 kere müebbet almak anlamına geliyor. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları, masumiyet karineleri hiçe sayılarak yaklaşık 14 aydır kamuoyuna hukuksuzca servis ettiğiniz mesnetsiz haberlerle kara propagandaya maruz kalıyorlar. Bu durumda soruyoruz. Büyüktür büyüktür böyle vahim bir adaletsizlik karşısında. Başta taraflı ve husumetli gerçek dışı haberleri yayınlayanlar olmak üzere. Medyaya düşen suçsuz bir insan hakkında 870 yıl ceza istenmesinin dehşet ve vehametini manşetlere taşıması değil midir? Büyüktür büyüktür en başta. Böyle görülmemiş tarihi bir zulmün, haksızlığın ve hukuksuzluğun üzerine gitmeniz, bunu sorgulamanız, bunu defalarca haber yapmanız gerekmez mi? Büyüktür büyüktür bu habercilik ve yayıncılık anlayışınızı değiştirmediğiniz takdirde, yakındığınız adaletsizliğin, hukuksuzluğun düzelmesi nasıl mümkün olabilir? Büyüktür büyüktür gerçek dışı haber ve iftiralarla insanların haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme alıştırıldığı bir toplumda bir süre sonra adalet zayıflar ve sonunda da yıkılır. Böyle yaparak herkese olduğu gibi kendinize de zarar verdiğinizi göremiyor musunuz? Büyüktür büyüktür bugün bize yapılan zulüm ve haksızlıkların yarın size de dönmeyeceğinden emin misiniz? Dönerse, o zaman hukuk ve adalet size de gerekmeyecek mi? Yapmayı alışkanlık haline getirdiğiniz olumsuz, karamsar, sevgisiz, öfke ve nefret söylemleri dolu, gerçeklikten uzak, güvenilirlikten yoksun haberlerin etkisiyle toplum günden güne daha çok gerginleşiyor. Sırf öfke, muhalefet, kara propaganda maksatlı haberleriniz adalet sistemine olduğu gibi ekonomiye ve sosyal düzene de
zarar veriyor. Toplumu nefrete, öfkeye, sevgisizliğe sürüklüyorsunuz. İnsanlar birbirini kırıp geçiriyor, anne, baba, çocuk birbirini öldürüyor. TV, radyo, gazeteler her gün dehşet, cinnet, felaket, cinayet haberleriyle dolup taşıyor. Her gün kadın cinayeti var. Çizdiğiniz karanlık tablo yüzünden birçok insan, Türkiye'de artık huzurun, rahatın, güvenliğin kalmadığı kanaatinde, hatta ilk fırsatta güzel ülkemizi terk etmeyi düşünenler var. Maddi imkanı olan birçok vatandaşımız ise Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmiş durumda. Oluşturduğunuz tahribat nedeniyle Türkiye, dünya mutluluk sıralamasında gerilemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye 79. sıra ile dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri haline geldi. İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya gibi pek çok Batı ülkesi adeta cennet gibiyken bizim ülkemizde neşeli insan bulmak bile zor hale geldi. Ülkenin pek çok yeri adeta korku filmi gibi. Öfke, kin, nefret giderek hızla yayılıyor. Artık bu öfke ve nefret ruhunu körüklemeyin. İyiliğin, güzelliğin, dostluğun, şefkatin yayılması için çabalayın. Aksi takdirde, yakın bir gelecekte böyle bir Türkiye'de siz, eşleriniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, sevdikleriniz, yakınlarınız nasıl yaşayacak? Bunları bir düşünün. Hukuksuz, adaletsiz, vicdansız, ilkesiz ve taraflı bir habercilik anlayışı. En başta Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve Peygamber Efendimiz Sav'in hadislerine tümüyle aykırıdır. Buraya kadar benimsemiş olduğunuz hukuka, adalete, evrensel insan haklarına ve basın meslek ilkelerine aykırı, taraflı, kara propaganda maksatlı ve öfke dolu habercilik anlayışının yanlışlığından, sakıncalarından ve bu zihniyetin devletimizin dirlik ve düzeni, toplumumuzun sağlığı açısından doğurduğu olumsuz sonuçlarından bahsettik. Hepsinin ötesinde bu tür bir zihniyet, en başta Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bildirilen, her durumda hakkı ve adaleti gözetme, dürüst olma, kin ve öfkeyle hareket etmeme, insanlara iftira, zulüm ve haksızlıkta bulunmama gibi pek çok hüküm ve güzel ahlak ölçüsüne de kökten aykırıdır. Her durumda temel başvuru kaynağımız olan Kur'an'da, Yüce Rabbimiz, Müslümanlara işlemedikleri suçlar yönelterek onlara eziyet edenlerin, alt çizgi, bir iftira ve açık bir günah alt çizgi yüklenmiş olduklarını bildirmektedir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikab etmedikleri, bir suç, sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Tırnak işareti sol parantez. Ahzab suresi 58. Müslümanların, kendi aleyhlerinde bile olsa, her koşulda adil olmalarını emretmektedir. Allah bir ayetinde ise, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun, buyurarak adaletten hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda şaşmamayı emretmiştir. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Sol parantez. Onlar, ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva, tutkularınıza uymayın. Eğer dilinize ip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Tırnak işareti sol parantez. Nisa suresi 135. Kur'an'da alt çizgi bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın alt çizgi buyurulmaktadır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçek adalet. İnsanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hükmetmeyi, insanların hakkını korumayı, zulme asla rıza göstermemeyi, zalime karşı mazlumdan yana tavır almayı, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmayı emreder. Bu adalet, bir karar vermek gerektiğinde her iki tarafın da hakkını korumayı, olayları çok yönlü değerlendirmeyi, ön yargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, hakkaniyeti, dürüstlüğü, hoşgörüyü, merhameti ve şefkati gerektirir.
Kur'an'ın emri gereği tüm kişisel duygu ve düşüncelerinizi bir tarafa bırakmayı, kendisinden yardım talep eden iki tarafa da adil davranmanız, her şart ve durumda doğrulardan yana olmanız, Kur'an'da belirtilen İslam ahlakı ölçüsünde, dürüstlükten ve doğruluktan asla taviz vermemeyi kendinize ilke edinmelisiniz. Çünkü Allah Kur'an'da, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun, diye emretmektedir. Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Tırnak işareti sol parantez. Maide Suresi, 8. Dolayısıyla, kin, nefret, haset, kıskançlık, çekememezlik, öfke, intikam, çıkar gibi nedenlerden dolayı, taraflı ve adaletten uzak habercilik anlayışını ısrarla sürdürenler, bu ayetin hükmüne girmekten çok çekinmelidirler. Kur'an'da doğru sözlü olmayı emretmekte, yalan ve gerçek dışı beyanda bulunmayı, iftira atmayı kesin olarak yasaklamaktadır. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Tırnak işareti sol parantez. Ahzab suresi, 70. Peygamberimiz, de hadislerinde yalanın her türlüsünden sakınmayı buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında mahlukların en sevimsizleri yalancılar. Kibirliler ve kardeşlerine karşı sinelerinde amansız kin besleyenler olacak. İmam Gazali, İhya-ul-Ulumiddin, 3. Cilt, S. 355. Siz doğruluğa devam ediniz, çünkü doğruluk muhakkak sahibini hayırlara eriştirir. İyilikler de cennete hidayet eder, götürür. Doğruluğa devam ettikçe ve doğruyu aradıkça Allah Teala'nın indinde sıddık olarak yazılır. Yalandan sakınınız. Muhakkak yalan insanı fücura götürür. Fücur ise ateşe yani cehenneme götürür. Kul yalana devam ettikçe ve yalanı aradıkça indi ilahide yalancı yazılır. Tırnak işareti sol parantez. Mehmet Sahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, S. 279. Buhari ve Müslim'den. Bir başka hadisinde de Resulullah alt çizgi. Sav. Alt çizgi şöyle buyurur. Zandan sakınınız. Çünkü zan, yersiz itham, sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Sol parantez. Müslim, 1.30. Sonuç olarak, bizler İslam ahlakı ile yetişmiş bir toplumuz. Bu nedenle, yukarıdaki ayetler ve hadisler ışığında, hak, hukuk, adalet ve vicdan ölçüleri içinde, hatalarınızı tekrar gözden geçirmenizi önemli tavsiye ediyoruz. Yargısız infaz görünümündeki haberlerle insanları manen yok etme kampanyalarına artık son verin. Bu ne İslam ahlakına ne de devlet terbiyemize uygun değildir. Adaleti, hukuku teşvik edin, yargının üzerindeki baskıyı kaldırın. Hatalarınızdan tövbe ederek Allah'a dönün. Çünkü Allah tövbe edip kendini düzeltenlerin tövbelerini kabul edeceğini bildirmiştir. Ancak tövbe edenler, kendilerini ve başkalarını, düzeltenler ve indirileni, açıklayanlar, a gelince, noktalı virgül, artık onların tövbelerini kabul ederim. Ben, tövbeleri kabul edenim, esirgeyenim. Tırnak işareti sol parantez. Bakara Suresi, 160. Hepimiz Müslümanız, her şeyden önce din kardeşiyiz. Bu yüzden aramızda kardeşlik, dostluk hakim olmalı. Kini, öfkeyi, nefreti değil, Allah'ın ve Peygamberimiz. Sav'in emri olan sevgiyi, şefkati, barışı ve kardeşliği yayalım. Bizlerin size karşı bir öfkesi, küskünlüğü, dargınlığı yok. Siz tövbe edip bize karşı tutumunuzdan vazgeçerseniz biz de Allah'ın emri gereği sizleri affederiz. Sen af veya kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı, örfü, emret ve cahillerden yüz çevir. Tırnak işareti sol parantez. Araf suresi, 199. Peygamberimiz,
de Müslümanların birbirleri arasında kin, öfke, haset gibi olumsuz duygular beslemekten sakınmalarını şöyle emreder. Birbirinize haset etmeyin, kin tutmayın. Başkalarının ayıplarını araştırmayın, konuştuklarını dinlemeyin, müşteri kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Tırnak işareti sol parantez. Müslim, 1.30. Birbirinizle alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Tırnak işareti sol parantez. Müslim, 1.30. Gelin, bu öfke ortamını kardeşlikle el ele ortadan kaldıralım. Türkiye normale dönsün. Hep birlikte dürüstlük, adalet, huzur, sevinç ve mutluluk içinde yaşanacak bir Türkiye'nin oluşması için el birlik gayret etme kararı alalım. Türkiye'nin cennet gibi olmasına çabalayalım. Birbirimizi sevip dostça, kardeşçe huzurlu bir şekilde yaşayalım. Çocuklarımıza güzel, mutlu bir Türkiye bırakalım. Saygılarımızla.